biliyor musun? Senin gibi hayırlı bir evlat olmayı çok isterdim. Çok. Ama olmadı. Kendine bile faydası olmayan bir adam olarak ölüyorum. Nereye getirdiler beni? Getirmediler. Sen kendin geldin. Dünya hayatında vakti dolan her kul gibi. Ama benim bitirmem gereken son bir işim vardı. Ölümle birlikte bütün dünya işleri de nihayete erdi. Artık sonsuz bir hayat var önünde. Ne? Yani öldün mü? Yok. Yok. Olamaz. Çekmeyin arkadaşlar. Lütfen. Zor kullandırmayın. Lütfen. Lütfen, lütfen çekmeyin artık. Çekmeyin. Muhsin, kardeşim. Ben sensizle yaparım. Doğruymuş, ölmüşüm. Ölmüşüm. Çok ani öldüm ben. Hayatım çok kısa sürdü. Ne kadar uzun olmasını bekliyordun? En azından son birkaç işi yapabilecek kadar yaşayabilirdim. Burada ihtimaller değil, olanlar nazara verilir. Yoksa her insanın yapacak o kadar işi vardır ki ecele hiç sıra gelmez onlara göre. Orası öyle. Haklısınız. Peki şimdi ne olacak? Vicdan aynasında baş başa kalacaksın kendinle. Hayatın, amellerin bir bir dökülecek hesaba. Ben... Bittim demektir.
Pas. Pas. Üzgünüm beyler. Şans hazırlıklı olanın yüzüne gülermiş. Ne şans be. Kahretmesin. Hadi bana eyvallah. Dur. Bir tur daha. Bakalım gerçekten hazırlıklı mısın? Peki. Genç yeteneklere her zaman fırsat tanımak lazım. Kes. Pas. Pas. Yazık. Kusura bakma. Dedim ya, bugün şanslı günümdeyim. Bu nasıl iş? Çıldıracağım. Dur, sakin ol be Fatih. Flas buluyoruz, kare çıkıyor karşımıza ya. Son. Bu son. Son bir şans ver bana. Abi kırma şu çocuğu. Ha? Bu son ama. Azıcık mola versene abicim. Patron sizi görmek istiyor da. Bu taraftan beyefendi. Affedersiniz, kusura bakmayın. Merhaba abi. Cebinde 5 kuruş para yok. Hala oyuna oturuyor musun? Aman abi. Son bir kredi açarsan bana hepsini geri alacağım. Bak göreceksin. Ne kredisi be? Bu işin kredisi mi kaldı? Bana 20.000 dolar borcum var zaten. Ödeyeceğim abi. Yeter be, yeter. Hep aynı martaval. Ödeyecekmiş. Bu parayı hemen istiyorum. Yoksa o kartları tutan parmaklarını tek tek kırdırırım. Abi bu kez vallahi getireceğim. Bırak lafı. İcraat göreyim, icraat. O paraları masamda istiyorum. Abi. Yalnız malım bitti. En azından bir tanecik versen, kafam yerine gelse. Sen adam olmayacaksın. Cepte para yok. İçki sende, kumar sende, uyuşturucu sende. Al şunu. Sağ ol abi. Söz. Delikanlı sözü. Kuruşu kuruşunu ödeyeceğim borcumu. Fatih, sen koymazsan biz alırız biliyorsun değil mi? Akıllı ol. Sağ ol abi. Bu karitayı takip et. Paran üzerine yatabilir. Biraz gözünü korkut. Ama bu abi çakal. Laftan anlamaz ki. Biliyorsun kafa... O zaman lafla konuşma, mermiyle konuş. Git hallet şu işi. Şu masayı hemen temizleyin çocuklar. Biraz acele edin. Fatih amca geldi dede. Fatih amca. İyi gördüm seni. Hoş geldin Fatih. Aç mısın yeğenim, bir şeyler yaptırayım sana. Yok sağ ol, istemez. Muhsin'i bir görüp çıkacağım. Hoş geldin Fatih. Gel otur şöyle. Acil paraya ihtiyacım var kardeşim.
Anlaşıldı. Üzgünüm Fatih, veremem. Kardeşim, biz seninle beraber büyüdük. Çocukluk arkadaşıyız. En zor günlerimde yanımdaydın. Ne olur bir defa daha yardım etsin. Bak, Fatih, ben sana daha önce de borç verdim. Ama hiçbirini getirmedin değil mi? Yerine koy ki tekrar alabilesin. Bu sefer dediğini yapacağım. Yeter ki şu borcumu bir kapatayım. Çok sıkıştım Muhsin. Yine kumar borcu değil mi? Bak Fatih, eğer sana bu parayı verirsem sana kötülük etmiş olurum. Çünkü yine gidip kumar oynayacaksın. Kusura bakma ama sana bunu yapamam. Fatih, biraz çeki düzen ver kendine. Seni böyle görmek beni çok üzüyor. Eyvallah. Baban ne yapıyor evladım? Ne yapsın Kamil amca? Bıraktığın gibi. Zıkkımlanıyor. Oğlum, ne istedi yine bu çocuk? Ne isteyecek baba? Yine kumar borcu yapmış, para istedi. Ah Sefa. Oğlunu erkek adam yapacağım diye zorla içkiye, kumara alıştırdın. Hem kendini mahvettin hem de dağ gibi delikanlıyı. Bul karıyı, al parayı. Anladınız mı? Bak, takip edin. Hop, 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 hop. Hangisini de seç bakalım. Sefa amca şu, şunda. Muhsin bilemedi. Hop, hop. Sence hangisi Fatih? Şunda. Aferin oğluma. Erkek adam dediğin bu işleri öğrenecek. Kartal gibi gözü olacak, kartal. Ya ortak, bırak Allah'ını seversen. Kumarla, oyunla erkek adam mı olunurmuş? Çocuklar, bakın size ne getirdim. Malum, yaz tatili geldi. Zamanınızı iyi değerlendirmeniz lazım. Aa, baba bak. Tamam. Teşekkür ederim babacığım. Teşekkür ettiniz. Niye? Çünkü her hediye sahibine teşekkür edilir. İşte Allah da bize sayılmayacak kadar çok nimetler veriyor. Sizin de nasıl teşekkür edilir hem bilmeniz hem de yapmanız gerekiyor değil mi? Bırakmadın şu illeti yıllardır. Bir ayağın çukurda. Hala elindekini, avucundakini şu zıkkıma veriyorsun. Aman, başlama be kadın yine. Sulandırma keyfimi. Ah, hoş geldin evladım. Canım. Oo, aslanım gelmiş. Hemen oğlana da bir kadeh koy. Neşemiz artsın. Oğlum. Yok anne, yorulma. İstemem. Bir dakika gelsene benimle. Ne oldu yavrum? Anne çok sıkışığım. Bildiğin gibi değil. Bana para ver. Vardır senin kıyıda köşede 3-5 kuruşun. Ah oğlum, keşke olsa. Gündelikten kazandığım tüm para şu adama meze oluyor. Kamil amcanla ortaklığı bıraktı, perişan etti bizi. Bir onların haline bak, bir de bizimkine. Hep babam yüzünden bu durumlara düştük. Ya. Elime kitap, defter yerine iskambil kağıtlarını tutuşturdu. Bazen kazandım. Ama hep kaybeden oldum. Nurfen! Ah hep. Zavallı oğlum benim. Nerede kaldın be kadın? Tazele şunu. Nurten, bir bardak getir bakayım. Şöyle baba oğlu erkek erkeğe bir içelim. Aa, bırak onu Sefa. El kadar çocuk. Ne içkisi? Bak ne güzel çalışıyor yavrucak. Karışma sen be. Gel buraya bakayım. Geç otur karşıma. Bırak o elindekini hadi. Yapma Sefa, gözünü seveyim. Bari çocuğu alıştırma. Sus sen. Baba sözü dinleyecek o. Erkek adam olacak, erkek. Sefa yalvarırım, yapma. Karışma dedim ben. Karışma. Anne. Tamam baba, vurma ona. İçeceğim, ne olur vurma.
Otur. Otur. Şöyle. Cami neymiş? Namaz da neymiş daha bu yaşta? Bırak bu işleri. Al bakalım şundan bir yudum. Diksene. Baba içmesem. Aman azlandın ha. Dik kafana şunu. Dik. At bakayım ağzına. Oh. Sevdin mi? Ha? Aslanım benim. Erkeklik budur işte. Budur. Alışacaksın buna. Alem seni konuşacak. Heyt be. Babasının oğlu diyecekler. Ben çıkıyorum anne. Oğlum bir şey yeseydin açsındır. Gel hele. Yok yemeyeceğim. Para bulmam lazım. Kadın. Hadi nerede kaldın? Şşş. Nereye böyle? Size ne be? Gidin yolumdan. Patronun selamı var. Şu tahsilat işini hızlandırın dedi. Abi vereceğim dedim ya. Ne zaman vereceksin lan? Ne zaman vereceksin lan? Para arıyorum. Bulunca ödeyeceğim. Fatih. Anne. Fatih anne. Ne oluyor anne. Burada? Siz de kimsiniz? Ne istiyorsunuz oğlumda? Fatih. Şimdi bana adam gibi bir gün söyle. Yoksa var ya ananı doğurur. Dur yapma. Tamam. Ne zaman istersen. Ne vereceğim söz. Dokunmayın anneme. Fatih. Dokunmayın. Ya dur lan. Kes beni kadın. Be. Anne. Bak. Sana bir hafta sürer. Ya paranı alırım. Ya da var ya canını. Yürüyün anne. Lan. Anne. Bir şeyin yok değil mi? Kim oğlum bu adamlar? Ne işin var senin bunlarla? Söylesene. Sorma anne. Hiç sorma. Ne oluyor burada be? Sağır mısın kadın? İki saattir sana sesleniyorum. Hadi içki getir bana. Hadi. Sana oğlum, da içkine de. Fatih sakın vurma. O senin baban, sakın vurma. Babaya kalkar mı? Benden böyle mi öğrendin ha? Erkeklik bu mu ha? Bu mu? Puh. Yazıklar olsun senin gibi evlada. Yuh be, yuh. Sefa Bey içeri gir, gir içeri. Kes be kadın. Lütfen, kes. Hadi. Gir içeri çabuk. İçki hazırla bana. Puh. Kan grubun neydi senin? 0 RH negatif. Güzel. Çok az bulunur. Peki alıcı mısın verici misin? Kazım abi. Arkadaş verici. Böbreğini verecek. Acil paraya ihtiyacı var da. Doktor da testin sonuçlarını getirir şimdi. Abi. Benim böbrek kaça gider? Heh. Vallahi test sonuçlarını görmeden bir şey söyleyemem canım kardeşim. Hem bu iş borsa gibidir. Nasıl yani? Arz talep dengesi. Gün gelir bir böbrek 250 bin dolar eder. Bir zengin adam çıkar, hasta çocuğu için bastırır parayı. Ama gün gelir aynı böbrek bir bakarsın 10 bin dolara gider. Kazım abi aslında çok hayırlı bir iş yapıyor Fatih. Bir sürü insanı mutlu etti. Hı hı. Dertten kurtardı. Aa, test sonuçlandı mı doktor? Hı hı. Evet. Fatih Bey, küçük yaşlardan beri alkol kullanıyorsunuz sanırım. Şey... Evet, ne oldu ki? Böbreğiniz bitmiş. Üzgünüm. Böbreğiniz nakle elverişli değil. Ya. Peki fiyatı düşsek olmaz mı? Bence siz alkolü biraz düşürün Fatih Bey. Böbreğiniz işimize yaramaz. Duydum Fatih kardeş. Maalesef senin böbrek işimizi görmüyor. Ama varsa bildiğin tanıdığın biri, özellikle de çocuk olursa iyi para veririm. Çocuk mu? Çocuk böbreğine iyi para veriyorlar. Bulursan ben de sana iyi para veririm. Üzülme kardeş. Kısmet değilmiş. Sağ olun. Sağ olun. Bu
Maalesef senin böbrek işimizi görmüyor. Ama varsa bildiğin tanıdığın biri, özellikle de çocuk olursa iyi para verir. Fatih amca ne haber? Merve? Ne yapıyorsun sen burada bakayım tek başına? Tek başıma değilim ki. Annem de burada, oynamaya geldik. Hadi gel. Seninle yiyecek bir şeyler almaya gidelim. İster misin? Alalım mı? İsterim ama anneme haber verelim. Boş ver şimdi anneni. Ona sürpriz yaparız. Gel biz alıp gelelim. Ona da getiririz ha. Nereden alacağız Fatih amca? Hemen şurada bir market var. Hadi gidelim. Annen çok sevinecek bu sürprize. Tabii tabii, onlardan getiririm. Ben onlardan. Hadi biraz daha hızlı. Allah Allah. Nereye kayboldu bu çocuk? Şimdi buradaydı. Merve! 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 Şey, affedersiniz. Küçük bir kız çocuğu gördünüz mü? Oyuncak bebeği vardı elinde. Vallahi kardeş, biraz önce öyle bir kız çocuğu geçti ama. Bir adam vardı yanında. Şu tarafa doğru gittiler. Ne? Bir adam mı vardı? Nasıl bir adam? Canım, ne bileyim, bir adamdı işte. Eyvahlar olsun. Kızım yok. Gördün mü? Fatih amca, biz nereye geldik? Annem çok merak etmiştir. Dönelim ne olur. Merak etme, döneceğiz. Burada bir amca var, onu görelim. Sonra gideceğiz, söz. Tamam. Oo, hoş geldin canım kardeşim. Hayrola? Bu ufaklık da kim? Kazım abi, Merve'yi getirdim sana. Benim yeğen. Güzel. Ne haber bakayım Merveciğim? Bebeğin ne güzelmiş. Abi, çocuk diyordun. Nasıl? Merve bu iş için uygun mu? Bakalım bir. Doktor bir test yapsın. Doktor bey. Buyurun efendim. Merve Hanım'a bir kan testi yap bakalım. İşimize yarar mı, bir görelim. Çocuğa mı? Evet, çocuğa. Durma hadi. Peki efendim. Bana ne, gelmem. Dur. Fatih amca, gidelim buradan. Ağlama, sus. Anneme götür beni, annemi istiyorum. Sus be, sus. Ağlama dedim sana. Annene götürmem seni vallahi. Tamam, ağlamayacağım. Beni anneme götüreceksin değil mi? Anneme gideceğiz değil mi Fatih amca? Götüreceğim tabii. Ama önce doktor amcayla işimizi görelim, tamam mı? Tamam. Gel, gel. Yavrumu bulun komiser bey, ne olur. Tamam hanımefendi, sakin olun. Sakin. Yanında uçtum. Bir adam vardı dediler, kaçırdılar kızımı. Bakın, belki de benzetmişlerdir. Belki kaçırılmamıştır. Hemen yıkılmayın. Komiser bey, gazetelerde o kadar kötü şeyler okuyoruz ki. Yani kızımızın başına bir şey gelecek diye çok korkuyoruz. Ona bir şey olursa yaşayamam ben. Lütfen, siz her şeyi bize bırakın. Derhal aramaya başlayacağız. Belki sandığınız gibi değildir. Kötü düşünmeyin hemen. İşte Merve'nin fotoğrafı. Peki, biz elimizden geleni yapacağız. Siz şimdi evinize gidebilirsiniz. Buyurun. Teşekkür ederiz komiser bey. Merve'nin böbreği gayet sağlıklı. Fakat böbreği alırsak çocuğun yaşama şansı çok düşer. Tek böbrek onu ölüme götürür. Bizi de 250 bin dolara götürür. Aptal olma. Ayrıca olsun, çocuğu için aradığı böbreği bulduk, daha ne istiyorsun? Evet ama çocuk için bu çok kötü. Doktor, 250 bin doları o çocuğun içinde mi bırakacağız? Kazım Bey, çocuk ölür diyorum, anlamıyor musunuz? Herkes bir gün ölecek doktor. Kızın durumunu Fatih'e söylemeyiz, olur biter. Peki, siz bilirsiniz. Fatih, kızımızın böbreğine baktık. İşimize yarayabilir belki. Sana 10 bin dolar verebilirim. Abi, benim 20 bin dolara ihtiyacım var. 20 verseniz? Yok,
10.000 son fiyat, işine gelirse. Peki. Peki, kabul. O zaman anlaştık. Ama bu güzel kızımız 10 gün kadar bizimle beraber kalacak, olur mu? Olur. Hadi bana eyvallah. Fatih amca, beni bırakma. Ben burada kalamam, ben de geleceğim. Burada kal sen Merve. Bana ne? Beni anneme götür, annemi istiyorum. Annen almaya gelecek seni. Burada kal. Gel bakayım sen benimle. Fatih amca, bırakma beni. Gel. Fatih amca, bırakma. Gel bakayım Fatih dedim. Fatih amca. Gel hadi. Fatih amca. Gel buraya. Fatih amca, bırakma beni. Anne. Sus dedim. Sus. Anne, sus. Kurtarın beni. İmdat. Sus. İmdat. Bağırma. Sus diyorum sana. Şahin. Kurtarın beni. Sus. Ağlamak yok. Amerika'daki Mr. Jones arayın. İstediği böbreği bulduğumuzu söyleyin. Kaporaya yatırsın. Emredersin abi. Sus! Bana bak. Kes tırlamayı. Bir daha ağladığını duymayayım, gebertirim ha. Şşşş! Uslu bir çocuk olmazsan bir daha anneni göremezsin. Anlaşıldı mı? Sus! Anneciğim, babacığım, kurtarın beni. Aferin, vaktinden önce döndün. Evet. İşte para. Rasim. Ama burada 10.000 var. 20.000 dememiş miydik abicim? Oyun mu oynuyorsun lan bizimle? Hı? Yarısını daha bulamadım abi. Bana bak. Bu 10.000'i nasıl bulduysan git diğer 10.000'i de bul. Hadi burada oturup vaktinden yeme. Hadi. Abi. Abi bari hap ver. Çok daraldım valla. Al bakalım. Hadi bas git şimdi. Sağ ol abi. Hadi hadi. Yürü. Yok vallahi kardeş, ben görmedim. Fatih, duydun mu olanı kardeşim? Merve kayboldu. Sen gördün mü kardeşim? Yok, ben görmedim. Ne zaman oldu bu olay? 2 gündür haber alamıyoruz. Perişan olduk. Ya. Bakmadığımız yer kalmadı. Polise bile gittik, ses seda yok. Polise mi gittiniz? Ah Fatih, yüreğim yanıyor. Kaçırıp satmamışlardır. Merve'mi canına kıymamışlardır değil mi? Yok yok, bir şey olmamıştır ya. Döner inşallah. Evin yolunu kaybetmiştir. Bulursunuz inşallah. Ah Fatih ah. Allah mı söyletiyor sana bunları? İnşallah dediğin gibi olur kardeşim. Sen de al bunlardan ne olur. Yok yok, gerek yok bunlara. Kardeşim kahveleri dağıtırsın. Gördüklerini bildiklerini söylersin. Belki yavrumu hatırlayan olur. Çok severdi seni Fatih. Tamam, tamam. Hadi sonra görüşürüz. Bir şeyler öğrenirsem ararım sizi. Tamam. Hadi kızım, yesene şu yemeği. Yemeyeceğim. Beni anneme götürün, bırakın beni. Abi 2 gündür ağzına lokma sürmüyor. Doktor mutlaka yesin, sıvı alsın. Yemeyeceğim. Böbrek aktif olsun. Yoksa ameliyata sokamayız dedi. Ben ona yedirmesini bilirim. Aç bakayım ağzını. Aç ağzını. Aç, aç, aç. Aç kızım. Aa. Seni canavar seni. Aç. İşte böyle zorla yedirirler adamı. Aç. Hadi yut yut yut. Aa! Seni. Küçük cadı seni. Ya 3 kuruş kazanacağız diye. El alemin meleklerinden çekimize bak be. Kilitle şu kapıyı çabuk. Ne hali varsa görsün.
Anne! Anneciğim! İçsene oğlum. Oğlum bak. Erkek adamsın. Erkekliğin şanındandır bu. İç şunu. Baba ne olur. Yok. Baba. Bak. Sinirimi bozuyorsun. Erkek adam ol. Al şakada eline. Şerefsizim anneni camdan aşağı atırma. İç. İç. Şöyle be. Aferin benim oğluma. Şimdi gözüme girdin işte. Oh. Fatih. Sen ne zaman geldin? Ben de pazara çıktıydım. Ay oğlum. Oğlum. İçme şu zıkkımı. İçme, kurban olayım. Gel tövbe et. Bak senin için dualar ediyorum. Bırak şu içkiyi, kumarı. Vakit varken dön oğlum. Yapamıyorum anne. Ben çok güçsüzüm. Bir sürü günah işledim. Dönsem de Allah affetmez beni. Artık çok geç. Geç değil oğlum. Rabbimizin rahmeti sonsuz. Yeter ki sen tövbe et. Dön bu kötü yoldan. Affeder seni. Oo, vay 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 vay. Oğlumuz açılışı yapmış bile. Kadın, içki soframı kur. Oğluma eşlik edeceğim. Ne bakıyorsun öyle dik dik? Ne var? Bizi mi döveceksin? Anne. Ben gidiyorum. Gidiyormuş. Cehennemin dibine git. Hayırsız evlat. İnsan babasına bir güler yüz gösterir be. İki tatlı laf eder. Baş başa iki yudum içki içsek çok mu? Çok mu? Bu. Adam edemeyeceğiz bunu. Nurten. Efendim. Hadi bir şeyler hazırla çabuk. Hadi hadi. Yürü. Amca, topumuzu gördün mü? Şu tarafa gitti. Gel. Gel bakalım istersen. Ömer, oğlum dur, nereye gidiyorsun? Beyefendi bakar mısın? Nereye götürüyorsun çocuğumu? Bana mı dedin? Evet, sana dedim. Oğlumu nereye götürüyorsun? Topunu kaybetmişti de yardımcı oluyorum. Evet anne, bu amca benim topumu buldu. Gel bakayım sen benimle. Gözümün önünden ayrılma demedim mi ben sana? Abi mendil ister misin? Abi bir tane al be. Açım, para lazım. Açsın ha. Sana çorba yapayım evde, ister misin? Çorba mı? Evet. Bana gideriz. Sana mis gibi çorba kaynatırım. Ne dersin? Olur abi. Mendil de alırsın değil mi? Alırım alırım. Hadi düş o zaman peşime. Günlerdir kızım yok komiser bey.
Yer yarıldı da yerin dibine girmedi ya bu çocuk. Biliyorum Şükran Hanım. Aramalarımıza devam ediyoruz. Henüz bir haber yok. Ya kızımız kaçırıldıysa? Bakın öyle bir durum olsaydı sizinle mutlaka irtibata geçerlerdi. Hiç sanmıyorum. O zaman öldürdüler kızımı. Kıydılar canına yavrumu. Allah'ım ne olur yardım et bulmamıza. Yavrum. Şükran Merve. Sakin ol. Kızımız sağ salim dönecek. Ben inanıyorum. O yaşıyor. İçini ferah tut. O yaşıyor Şükran. Ah benim güzel kızım. Nerelerde? Kimlerle? Ne yapıyor acaba? Allah'ım sen onu koru. Vay be. Abi bu senin evin mi yoksa? Amma da güzelmiş ha. Beğendin mi? Hadi gel bakalım. Abi, sana bir çocuk daha buldum. Azmine hayranım doğrusu. Şahin, bu genci bizim doktora götür. Güzel bir test yapsın. Nedir ne değildir anlayalım. Ne testi? Beni nereye getirdin sen abi? Hani çorba içecektik? Merak etme, içeceğiz. Ama önce amcalar seni muayene edecek. Var mı bir yaramazlık diye, tamam mı? Tedavi mi? Yürü bakalım pehlivan. Yürü. Abi, Merve nasıl? İnatçı keçi. Başımıza bela oldu el kadar velet. Hiçbir şey yemiyor. Yapma ya. Bir şey yok ya. Canavar gibi nesi olsun? Yalnız yemek yemeyince, sıvı almayınca böbrek için iyi olmazmış. Bir konuş şununla da yola gelsin. Hadi. Olur, konuşurum. Hadi yürü. Bak kız, sana kimi getirdim? Fatih amca! Çıkar beni buradan, ne olur götür beni. Annemi çok özledim Fatih amca. Annem babamı çok özledim. Bak, yemek yersen götürecek mi seni Fatih amcan? Değil mi amcası? Hı hı. Tamam yerim. Yeter ki Fatih amcam beni götürsün. Test sonuçları hazırmış. Doktor sizi bekliyor abi. Tamam. Ben şimdi gidiyorum. Tekrar geri geleceğim, tamam mı Merve? Hayır gitme. Fatih amca gitme. Bırakma beni ne olursun. Sus be. Kafamızı şişirdin ha. Fatih amca Allah aşkına bırakma beni. Durun be. Acıtmayın kızın canını. Ne? Merhamet meleği mi kesildin? Fatih amca ne olur Allah aşkına beni bunlardan kurtar. Abi ya duymuyor musun? Allah aşkına diyor kız. Yeter be. Abi bana Allah aşkına dedi. Ulan Fatih şu işe aldığıma pişman oldum ha. Çocuk zırlaması yetmezmiş gibi bir de sen hoca kesildin başımıza. Dua et içerideki çocukta pürüz çıkmasın. Bana bak Yavuz. Bir an önce bunu bırakmalısın evladım. Hakikaten inanmak çok güç. Bu çocuk henüz 11 yaşında ve çok ciddi bir boyutta alkol problemi var. Ne? Alkol mü? Lan sen içki mi içiyorsun bu yaşta? Ne yapayım abi? Babam zorla içiriyor. İçmesem dövüyor. Bak. Hoppala. Şu işe bak ya. Fatih, dengini bulmuşsun. O alkolik, sen alkolik. İyi. Karşılıklı kafaları çekersiniz artık. Sizin neyinize lan böbrek vermek? Hiç kusura bakma kardeşim. Al şunu götür. Bununla olmaz bu iş. Gel lan buraya. Gel. Hadi düş önüme. Yürü. Tamam abi itme yürü. Ya. Yaktın beni be. Niye zorla içiriyor senin peder bu meredi sana? He? Abi kendi alkolik. Kafasının güzel olmadığı zaman yok. İçmem diyorum. Basıyor tek bir tokadı. Hadi ya. Vuruyor sana öyle mi? Artık alıştım abi. Acımıyor. Ama abi Allah biliyor. İlk fırsatta kaçıp kurtulacağım adamın elinden. Kur'an okumayı da öğreneceğim. Namaz kılmayı da. O günleri düşünerek katlanıyorum. Bu ne bu? He? Bu ne bu? Kazım'ın oğlu gibi. Hacı hoca mı kesileceğim başımıza? Doğru yol burada oğlum. Huzur burada. Çekmiyordum.
Baba ben istemiyorum. İşledim sana. Karşı mı geliyorsun Sefa bana? Sefa! Sefa! Sefa dur ne yapıyorsun? Eziyet etme çocuğu. İçmek istemiyor anlasana. Sen ne karışıyorsun vırvır oradan ha? Ne karışıyorsun sen? Dur! Gel gel artık. Bak bak cinnet geçiririm. Kıtır kıtır keserim seni ha. Dur tamam. Baba içeceğim. Tamam yapma. Yeter. Baba içeceğim. Tamam yapma. Beni hemen sizin eve götüreceksin. Ama abi babam vardır şimdi orada. İçiyordur. Görürse döver beni. Sana beni oraya götür dedim. Tamam mı? Tamam. Kızma götüreyim. İşte abi bizim fakirhane burası. Hı hı. Eyvah babam içeride galiba. Ayakkabıları var. Hadi yürü. Hadi. Nerede kaldın lan sen? Sattın mı mendilleri? Sattım. Getir bakayım hasılası göreyim. Çekil. Sen de kimsin be? Kalk ayağa. Kalk ayağa miskin herif. Bak bana. Bu çocuğa bundan sonra dokunmayacaksın tamam mı? İş bulacağım sana çalışacaksın. Çocuk okuyacak. İçki miçki de yok. Kimsin ki sen kardeşim? İyilik perisi falan mı? Allah Allah ya. Şimdilik periyim. Yanlış yaparsan Azrail'in olurum bilmiş olurum. Aman be senle mi uğraşacağım manyak? Şurada bir kadehlik keyfimiz var. Bir de ha? Al sana 10 kat. Al. Al. Ya, keyfin yerine geldi mi şimdi he? Al. Bu keyfin yerine geldi mi he? Al. Ya dur. Geldi mi? Ne yapıyorsun be? Yakayım mı seni he? Yavaş ol. Dur ya. Elini ayağını öpeyim. Düzenir şunu ya. Bak beni bir daha buraya getirirsen affetmem yakarım. Bu çocuğu serseriliğe alıştırmayacaksın. Nereden biliyorsun serseriliğe alıştırdığımı? Ne bileceksin ki sen bizim baba oğul arasında geçeni? Bilirim. Kendimden bilirim. Benim de senin gibi bir babam var. Beni bu hale soktu. Şimdi erkek adam gibi çocuğuna babalık et. Haklısın. Rezil bir adamım ben. Al şunu. Güzel bir çorba yap babana. Sıcak sıcak için. Bir şey olursa beni ararsın, tamam mı? Tamam abi. Rasim abi, bu kadından başka kimse yok bu evde. Ne istiyorsunuz benden zorba herifler? Senden bir şey istemiyoruz anneciğim. Oğlunla bizim zorumuz. Bize borcu var. Anne! Borçlu insan lafının üstüne gelirmiş. Yavrum Fatih. Çözün şu zavallı kadını. Ya. Ne yaptınız? Çözün. Kampanya yaptık canım. 10.000'i getir ananı götür. O kadar süre verdik sana. Boşa geçirdin. Bırakın annemi. Bırakın yoksa fena olur. Artistlik yapma lan. Ananı sağ görmek istiyorsan parayı getireceksin. Ay yardım hadi. Et oğlum. Aa, durun. Götürmeyin onu. Fatih yardım et oğlum. Allah. Fatih durun. Anne geç kurtaracağım şöyle. Seni merak etme. Tabii canım. Tabii. Başka çarem kalmadı. Bunu yapmak zorundayım. Efendim. Alo. Kızınız elimizde. Onu canlı görmek istiyorsanız. Sabah söyleyeceğim adrese 10.000 dolar getir. Polise haber verirsen kızın ölür. Tamam. Tamam getireceğim. Ama ona zarar vermeyin tamam mı? Sen adresi söyle. Ben yazıyorum. Yazıyor musun? Tamam. 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 Adresi aldım. Lütfen kızımın sesini duyabilir miyim? Alo. Alo. Kapattı. Kızımızdan haber mi var Muhsin? Yaşıyor mu? Söylesene. Kaçırmışlar. Yarın sabah 10.000 dolar fidye istiyorlar. Bir de adres verdiler. Allah'ım sana şükürler olsun. Demek ki kızım yaşıyor. Hemen polise haber verelim. Hayır. Polisi karıştırmayın dedi. Yoksa kızınızı öldürürüz dedi.
Aman Allah korusun. Kızım her şeyden önemli. İstediklerini verelim de ne halleri varsa görsünler. Allah'ım inşallah yarın biter bu çile. Kızımıza kavuşuruz. İnşallah, inşallah. Bekliyoruz Mr. Jones. Böbrek hazır. Aa, okey okey. Böbrek burada. Tamam, peki. Bay bay. Doktor. Merve'yi hemen ameliyata hazırlamanı istiyorum. Mr. Jones böbreği almaya geliyor. Şu işi bitirelim. Ama Kazım Bey, bakın bunu yapmamalıyız. Küçük kız iyice güçsüzleşti. Yani biz böbreğini alırsak hemen ölür. Benimle tartışma. Sana ne diyorsam onu yap. Şahin. Bu doktor bozuntusuna dikkat et. Hı hı. Gözünü üzerinden ayırma. Bir tuhaflaştı bu ara. Hipokrat yeminini mi hatırladın he? Baş üstüne Kazım abi. Nasılsın bakayım ufaklık? Çok korkuyorum. Burada bir tek sen bana iyi davranıyorsun doktor amca. Merveciğim. Bak şimdi beni iyi dinle. Bana ailenin telefonunu söyleyebilir misin? Onları arayacağım, seni buradan kurtaracağım. Gerçekten mi? Beni buradan kurtaracak mısın? Evet. Ama bana telefon numarasını vermen lazım. Babamın cep telefonunu ezberlemiştim bir kere. Hadi söyle bakayım neydi? 500... Neydi ya? Biliyordum aslında. 500 kaç? Hadi hatırla kızım. Zorla hafızanı. Hatırla şu numarayı hadi. Üf, aklıma gelmiyor işte. Gelmiyor. Kurtulamayacağım buradan. Doktor. Ne yapıyorsun sen? Bu kız ameliyata girmeyecek miydi? Hala niye oyalanıyorsun? Ya kıza vitamin içiriyordum. Değil mi Merveciğim? Evet, vitamin içtim. Hadi hadi, işimiz gücümüz var içeride doktor. Yeni vericiler geldi, onlara bakman lazım. Tamam tamam. Gidiyorum. Üf. Burası çok ürkütücü Muhsin. Sakin ol. Bak, işte telefondaki adamın söz ettiği yer burası. Para çantasını dediği yere bırakacağım. Sen burada bekle. Tamam. Bitir şu işi Muhsin. Hadi kavuşalım artık yavrumuza. Efendim? Şimdi hemen burayı terk ediyorsun. Polise haber vermek yok. Yoksa çocuk ölür. Anne, kurtaracağım seni. Geliyorum, sık dişini. Parayı dediği yere bıraktım. Şimdi ne olacak peki? Dükkana döneceğiz. Adamlar bizi arayacak ve Merve'nin nerede olduğunu söyleyecekler. Hadi gidelim o zaman.
Ooo Fatih Beyciğim. Merhabalar, merhabalar. Sakın kahramanlık falan yapmaya kalkma, tamam mı canım? Yoksa buradan sağ çıkamazsın. Para hazır. Ha, güzel. Annemi almaya geldim. Lütfen beni takip ediniz. Artık size bir kuruş borcum yok. Alın. İşte 10.000 dolar. Hemen bırakın annemi. Güzel. Getirin kadını. Yine bekleriz canım. Anne. Oğlum, anneciğim. Fatih oğlum. Anneciğim iyisin değil mi? İyiyim evladım, iyiyim. Bir an önce buradan çıkalım. Evimize gidelim ne olur. Tamam gidiyoruz. Götür beni. Gidiyoruz anneciğim. Oğlum. Aramayacak bunlar. Gitti yavrum, gitti. Muhsin bir şeyler yap. Daha ne yapayım Şükran? Onların aramasını beklemekten başka çaremiz yok. Kızım, Merve'nin yaşadığından emin olmadan vermeyecektiniz parayı. Dinlemediniz beni. Polise haber verecektik. Ne polisi baba? Adam polis gelirse çocuk ölür demiş. Baba, adamlar tehlikeli. Yani ya çocuğa bir zarar verirlerse? Ne derlerse yapmak zorundayız baba. Ben anlamam. Bu işin yolu yordamı var. Arayacağım polisi. Torunumu o canilerin elinden kurtarsınlar. Sen nerelere kayboldun be kadın? Ha? Nerelere? Yeter be yeter! Bundan böyle bu evde içki içilmeyecek! Ne ben ne de sen. İş bulacaksın, çalışacaksın. Bu kadını gündeliğe gönderip parasını yemeyeceksin. Anlaşıldı mı baba? Diğerine bak. Sanki sütten çıkmış ak kaşık. Uyuşturucu, kumar, alkol. Hepsi sende. Bu dediklerini önce kendi yapsana. Ha? Kendini adam etsene. Beni bu hale sen getirdin. Sen! Şu halime bak, şu halime bak. Senin eserin. Bir karış çocukken dayak zoruyla alkole alıştırdın. Yaşıtlarım kitap okurken elime iskambil kağıtlarını tutuşturdun. Ağaç yaşken eğilir baba. Bak. Bak. Eğildim. Bir daha doğrulamadım. Geleceğimi mahvettin. O senin yapında var oğlum. Adam olmaya niyeti yoktu ki hiç. Hayır baba. Bak Muhsin'e. Ağzına içki değmedi. Elinden Kur'an düşmedi. Şimdi çoluk çocuk sahibi. İşleri de düzgün. Neden? Neden? Çünkü babası ona doğru yolu gösterdi. Elinden tuttu. Sen ne yaptın baba? İçkiyle zehirledin onu. Sen karışma be kadın. Senin dilin fazla uzadı. Sefa, baba. Sefa Bey. Baba. Baba ne oldu sana? Sefa Bey ne oldu? Baba. Baba. Sefa baba. Bey. Babamın söylediği gibi memur bey. Bir adam bizi aradı. Kızımızın elinde olduğunu söyledi. Sonra da bizden 10.000 dolar fidye istedi. Bize bir adres verdi. Biz de parayı götürüp adresi bıraktık. Keşke bize haber verseydiniz. Adamları yakalayabilirdik. Şu anda kızınız yanınızda olabilirdi. Peki ama parayı aldılar. Niye aramıyorlar bizi? Bu yalan söylediklerini gösterir. Kızınız onlarla olmayabilir. Yoksa... Yoksa kızımızı öldürdüler mi? Ben... Ben ağlıyorum. Şükran. 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 Şükran Hanım. Kızım. Şükran Hanım.
Vallahi ağır bir felç geçirmiş. Tıbben yapılacak bir şey yok. Ama yine de Allah'tan ümit kesilmez. Doktor bey! Doktor bey! Doktor bey! Karın bir anda fenalaştı. Bayılıverdi. Lütfen bir şeyler yapın. Sakin olun lütfen. Hastayı hemen odaya alın. Hayrola Fatih? Ne oldu Sefa'ya? Babam ağır bir felç geçirdi Kamil amca. Vah, geçmiş olsun. Siz bekleyin lütfen. Muhsin, Muhsin oğlum. Şükran'ın nesi var? Sorma Nurten teyze. Merve günlerdir kayıp. Aa! Kaçırmışlar. Adamlar fidye istedi, verdik. Ama kızımızdan Allah haber yok. Yarabbim. Şükran da dayanamadı, fenalık geçirdi. Anne yüreği tabii. Duydun mu Fatih? He? Hiç haberimizde olmadı. Ya. Geçmiş olsun çocuğum. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Anne, baba, kurtarın beni ne olur. Baba. Hala şansım var. Şu Fatih numarasını bir bulsam. Buralarda bir yerde olmalı. Burada kesin vardır. Fatih. Hah. Buldum işte. Seni kurtaracağım Merve. Kurtulacaksın. Sonra parayı götürdük. Sandık ki adamlar kızımızı geri verecek. Bir saniye Muhsin. Alo. Fatih Bey iyi günler. Ben Doktor İrfan. Hani şu Merve'ye test yapan doktor. Evet buyurun. Bir şey mi oldu yoksa? Olmadı ama olacak. Merve'yi acilen gelip buradan çıkarmalısın. Ameliyata çok az zaman kaldı. Zavallının böbreği alınırsa ölecek. Gel bu kızcağızı kurtar buradan. Yetiş. Çok az kaldı ameliyata. Elini çabuk. Ama ben... Alo. Doktor. Alo doktor. Allah'ım ben ne haltlar yedim ya. Neler yaptım en yakın arkadaşımın kızına. Benim yüzümden ölecek. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne oldu? Hayırdır Fatih? Kimdi arayan? Kötü bir şey mi oldu oğlum? Ha? Şey, yok bir şey Muhsin, yok bir şey. İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Hem de nasıl kötü? Niye? Durmadan kötülük yavruluyor. Ne durmak biliyor, ne de kötülükleri azalıyor. Doğru. Kumar içkiyle azıyor. Yetmiyor, hırsızlık, gasp, peşi sıra sökün edip geliyor. Bütün bunların sebebi babamdı. Sebep olan baban, bütün cürümlerinin ortağı. O sebep oldu. Ama sen de içkinin de kumarın da kötü şeyler olduğunu biliyordun. Biliyordum. Biliyordum ama ne yapabilirdim? Kendin için yapmadığını Yavuz için yaptın. Evine baskına gittin, tehdit ettin. Kendince bir çözüme ulaştın. Orası şey için, yani o da bu hayata bulaşmasın diye. Başkasının düzeltilmesi için gerekli gücün varsa niye kendi nefsine tatbik etmedin? Ben bir bataktaydım. Ne yapabilirdim? Sana verilen iradenin hakkını verebilirdin. Bu kadar yanlıştan dönüş nasıl olurdu? Bir kapıyı geçsem diğerine takılırdım. Denedin mi? Denemedim. Şey, ben... Muhsin Bey'le hayata beraber başladınız. Ona karşı içinde gizli bir haset vardı. Evet.
bir derece olmuştu. Onu gördükçe niye ben de değilim derdim. Ondan borç istedin. Sen olsan senin gibi birine geri gelmeyecek borçlar verir miydin? Vermezdim. Ama durumum bu sefer çok zordu. O kadar zordu ki mücadele etmeden hasedinin tuzağına düştün. Merve'yi kaçırdın. Hayır, o kadar değil. O halde niye bir de fidye tuzağı kurdun Muhsin Bey'e? Annemi kurtarmak için. Anne hakkı. Ya Merve'nin hakkı? Sonunda bir çıkış bulacaktım nasıl olsa. Bataktan çıkmaya niyeti olmayanın kirlerinden arınmaya gayreti olabilir mi? Ben aslında kurtulmak istedim. Kendine ait olmayan bir emaneti fiyatlandırıp ticari mal yapma hakkını kim verdi sana? Ben nasıl izin alacaktım ki? Sizde başka emanetler yok muydu? Ne emanetleri? Allah'ın kitabı ve sevgili peygamberinin hadisleri. Ben okumasını bilmiyordum. Okumasını bilenlere ulaşabilir, danışabilir ve sorabilirdin. Onu yapabilirdim belki. Ama zaten sonuçta bu böbrek işi olmadı. Peki ya Merve? Ben nasıl anlatsam? Çırpınıyor batıyordum. Kardeşim, ne oldu sana? Fatih, bir telefon geldi, Betin benzin attı. Ne söylediler oğlum, ne dediler sana? Muhsin. Evet. Ben Merve'nin şu an nerede olduğunu biliyorum abi. Anlamadım. Merve'nin nerede olduğunu biliyorum dedim sana. Ne diyorsun sen Fatih? Sen ciddi misin? Şaka bu değil mi? Ha? Şaka mı? Şaka mı bu ha? Onu kaçıran bendim. Ben kaçırdım onu. Ben telefon edip senden fidye istedim. Ne diyorsun sen Fatih? Ne diyorsun sen? Sen ne diyorsun Fatih? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Çok pişmanım Muhsin. Fatih, kızım nerede şu an? Ne yaptın ona? Ne yaptın ona? Ne yaptın ona? Şu an organ mafyasının elinde. Böbreğini alacaklar ameliyatla. Ne dedin sen? Ben çıldıracağım galiba. Ben galiba çıldıracağım. Fatih, sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? Ne organ mafyası ha? Sen ne diyorsun sen Fatih? Ne dinle organ beni, mafyası? Dinle beni, dinle. Eğer yetişirsek kızını kurtarırız. Yoksa o ölecek. Fatih, sen ne dediğinin farkında mısın? Ne ölmesi? Ne organ mafyası ha? Beni ona götür. Beni ona götür çabuk. Muhsin oğlum, bu ne acele? Nereye koşturuyorsunuz böyle? Acil bir işimiz var baba. Sen burada kal, Şükran'la ilgilen, tamam mı? Allah Allah. Nereye gidiyor bunlar böyle? Hoş geldiniz Mr. Jones. Welcome Mr. Jones. Uzun yoldan geldiniz. Buyurun, dinlenin şöyle. Bir şey ikram edeyim size. Almayayım. Böbrek hazır mı? Ta Amerika'dan buraya özel uçakla geldim geç kalmayayım diye. Kızıma müjdeyi vermek için sabırsızlanıyorum. Şu an hastanede beni bekliyor. Verebilirsiniz efendim. Vericiyi az sonra ameliyata alacaklar. Mükemmel çalışan bir böbrek buldum size. Hiç merak etmeyin. Yazın Bey, anlaştığımız gibi. Tam 250 bin dolar. Güzel. Şahin, doktora söyle hızlandırsın şu operasyonu. O böbreği derhal istiyorum. Evet, hoş geldiniz.
Hadi sen işinin başına git bakayım. Peki efendim. Kazım Bey'in emri var. Acil kızdan böbreği alacaksın. Mr. Jones bekliyor. Böbreği ona vereceğiz. Anlamıyorsunuz. Böbreği alırsak kız yaşayamayacak. Bu yaptığımız resmen cinayet. Sana ne lan? Anası babası sen misin? Hem cinayetse ben alırım üstüme. Ne korkuyorsun? Sen kesip içmene bak. Hayır. Ben bu ameliyatı yapamam. Katil değilim ben. Göz göre göre bir insanın canına kıyamam. Ama ben kıyabilirim. Yap şu ameliyatı. Ya sen ölürsün ya kız. Peki peki tamam. Ameliyatta da titremez değil mi böyle ellerin? Bize 250 bin dolarda ne dersin vallahi? Hadi fazla uzadı bu iş. Bitir artık. Şoför bey. Buyur abi. Şimdi buradan dümdüz devam et. Tamam abi. İleriki sapaktan sola döneceğiz. Tamam. Biraz acele et. Peki abi. İşimiz var. Tamam. Biraz hızlı lütfen. Olur abi. Nasıl yaparsın bunu? Nasıl yaparsın bunu Fatih? Sen benim kardeşimdin be. Ne desen haklısın. Büyük yanlış yaptım. Alkol, uyuşturucu bitirdi beni. Bitirdi. Buradan sola. Buradan sola. Acele edin, acele! Bırakın beni! Yürü! Bırakın! Bırakın beni! Yürü! Kes! Bırakın. Yürü! Bırakın beni! Bırakın! Yürü dedim sana! Bırakın beni! Bırak! Gir içeri! Gir! Doktor amca bir şey söyle! Kes sesini! Kes! Yazık değil mi kıza ya? Şu haline bak zavallının! Duygulara yer yok doktor! Narkozu ver gitsin! Narkozu hazırla. Hazırlıyorum. Hadi elini korkak alıştırma. Çabuk ol. Adam bizden böbrek bekliyor. Kes sesini. Hadi koş durma. Yürü. Merve. Ne oluyor be? Merve. Çabuk söyle Merve çektik nerede? Çektik pisellerini be. Pisellere? Pisellere? Pisellerden olacak ölümün senin. Şimdi söyle bakalım nereye kapattınız Merve'yi? Nereye? Ameliyathanede. Yürü. Yürü. What are you doing? Kalk. Sen de yürü. Kalk. Yürü. Yürü. Durun. Durun ne oluyor? Doktor Merve'nin durumu nasıl? Yaşıyor. Sadece biraz narkoz verdik. Tam zamanında geldiniz. Fatih, senin ne işin var lan burada? Söyle şunu assın silahını. Söyle! Şahin, Şahin bırak o silahı. Şahin bırak o silahı adam dedi. Ama patron. Söyle. Bırak dedim Şahin. Sana bırak dedi değil mi? Merve, Merve kızım. Ne yaptılar sana böyle ha? Ne yaptılar sana böyle? Şu an narkozun etkisinde. Sizi duyamaz. Ama çok şükür ki vaktinde yetiştiniz. Merve yaşayacak. Affet beni Merveciğim. Affet beni. Merve. Bırakın o kızı. Bırakın. 250 bin dolarlık anlaşma yaptım ben. Bırakın o kızı dedim. Aa, aman Allah'ım. Bırak o silahı. Karışma sen. Karışma çıkar adam. Senden mi korkacağım lan? Ha? Bunu sen istedin. Olamaz. Fatih! Fatih! Kardeşim! Eyvah! Fatih! Kardeşim! Ya anlaşmamız kardeşim. Ne olacak? Ne anlaşması be? Her şey mahvoldu zaten bırak! Fatih! Sana çok büyük bir kötülük ettim. Beni bağışla Muhsin. Hakkını helal et. Böyle konuşma. Biz arkadaşız Fatih. Daha uzun yıllar birlikte olacağız. Sen de iyileşeceksin. Hakkını helal ediyor musun kardeşim? Helal olsun. Helal olsun. Bana bir söz vermeni istiyorum.
Yavuz diye bir çocuk var. Onu okula yazdır, olur mu? Olur tabii. Neden olmasın? Ama sen de bana bir söz ver. İyileşince bunu beraber yaparız. Ne dersin? Kardeşim, bana yol göründü. Biliyor musun? Senin gibi hayırlı bir evlat olmayı çok isterdim. Çok. Ama olmadı. Kendine bile faydası olmayan bir adam olarak ölüyorum. Kendine bile faydası olmayan bir adam. Evet. Gerçek olan bu. Halbuki ben... Belki... Yok yok, olmazdı herhalde. Senin esas kaybın nerede başladı? Annemin duaları vardı. Yana yakıla yalvarıyordu benim için. Peki sen ne derdin? Bunca günah girmiş insan affolunmaz derdim. Nice bataklık içindekiler vardı. Ama bir sürpriz gelip onları çıkarıverdi oradan. Allah her şeye gücü yetendir. Orası öyle tabii ama... Burada af beklentisine giremeyecek tek varlık hangisi? Şeytan olmalı. O bile mizan başında merhamet esintilerinin kapsayıcılığını görünce ümide kapılacak. Şeytan bile. Eyvah. Eyvah ki ne eyvah. Ben ne yapmışım? Anneni dinleseydin neler olmazdı? Girip çıktığım onca yanlışlıklar olmazdı. Sana sağlıklı, sıhhatli bir beden verildi. Ne için? Nasıl kullandın denilecek. Nereye kadar biliyor musun? Nereye kadar mı? Evet. Sarhoş olup yollarda attığın naralardan rahatsız olan sokak kedilerinin hakkına kadar. Eyvah. İnsan olmak bu kadar çetin mi? Allah insanı yeryüzünde halifem diyerek şereflendirdi. Bunca rütbelerle donatılan konumunun hakkını vermezse ne olur? Yaptıklarına değdi mi? Haklısınız. Değmedi. Buraya niye böyle geldin? Ben şimdi... Yok. İyi gelmedim. Ben dayanamam. Ben acılara dayanamam. Feryat fayda eder mi sanıyorsun? Yok, etmez. Etmez. Ama ben dayanamam. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Kimse yok mu? Bir de bak arkandan neler oldu. Yavuz, rahmetli Fatih abine ölmeden önce bir söz verdim. Seni yatılı bir okula yerleştireceğiz. Tüm masrafların da benden. Yaşasın. Fatih abime bak be. Gider ayak yaptı yapacağını. Allah mekanını cennet eylesin. Bu arada babana da bir iş ayarlamamı söylemişti. Çalışırsın değil mi bizim lokantada? Tabii. Fatih sayesinde bıraktım içkiyi. Sayesinde hayatım değişti. Şimdi onun vasiyetine karşı çıkmak olmaz. Heh. Bir de sizinle şöyle bir iş yapalım diyorum. Nasıl bir iş bu Sin abi? Hep beraber bir acı yaşadık. Fatih'in sayesinde ben bu tehlikenin boyutlarını hem öğrendim hem de yaşadım. Doğru, çok haklısınız. Hiçbir yanlış dönülmez değildir.
Dolayısıyla... Hiçbir yanlış insanda düzelemez değildir. Aynen öyle. Hı-hı. Kardeşim Fatih'in adına bir dernek kuralım diyorum. Bu bataklıktaki insanlara el uzatalım. Ben inanıyorum ki onun hikayesi pek çok insana duyarlı olmalarını hatırlatacak. Bak arkandan neler olmuş. Oh, çok şükür Allah'ıma. Artık ben de... Evet. Artık sen de ne yapmalısın? Nazarımı sadece o rahmet kapısına dikmeliyim. O zaman nazarın sabit, ayağın sağlam, bahtın açık olsun. Rahmetine Allah'ım. Rahmetine Allah'ım. Rahmetine Allah'ım. Sen ehli keremsin. Sun ihsan üstüne ihsan. Ey derdime derman. Tabibim, derde dermanımsın. Perişan halim, kalmadı mecalim. Bırakma ne olur, ateşi hasretten alan, gözlerim çağlayan. Allahu Ekber.